Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Komutan Bölüm 3. Şimdi biraz daha sakin misin? Bakışları beni buldu. Başımla onayladım. Bak kızım, Atalay'ın neden bu kadar tepki verdiğini bir türlü anlamadım. Yıllardır onu tanırım. Bu denli öfkelenmesini bir türlü anlamıyorum. Söyledikleriyle ona döndüm. Üstelik bir kadının tercihlerine de saygılıdır. Neden bu kadar çok üstüme geliyor diye öfkeyle sorunca gözlerinde belirsizlik hakimdi. Ben de anlamadım. Sen neden çıkıp gitmedin ki? Söylediği şeye gülümsedim. Gitmedim değil de gidemedim. Yaparım sandın değil mi sen de? Başıyla onayladım. Yapardım ama tehdit etti beni arsız herif. Aynur teyzenin bakışları sonuna kadar açıldı. Nasıl tehdit etti derken şüpheyle bana bakıyordu. Babamın buraya geldiğimden haberi yok. Olsa akla çıkardı. Şu an İstanbul'da ve beni Ankara'da zannediyor. Kısa bir süre Aynur teyze ses çıkarmadı. Peki ya annen? Sorduğu soruyla birlikte bakışlarım ona kaydı. Anlamsız bir hüzün sarmaladı içimi. Çok küçükken kaybettim. Aynur teyze ise daha fazla dayanamayıp gözünden akan tek damla yaşı serbest bıraktı. Anlamadığım bakışlarla ona döndüm ve yavaşça yanına gidip ona sarıldım. İyi misin Aynur teyze? Elleriyle yüzünü kapattı ve daha fazla ağladı. Ne olduğunu anlayamadım ve tekrar ona döndüm. Anlamadan kalbini kıracak bir şey mi söylemiştim? Bu suyu sen iç istersen dediğimde bardağı doldurup onu uzattım. Senin için benden daha yaralı anlaşılan. Senin de içinden fevran dolu acı öykülerin mi var? Yüzüme oturan munis ifadeyle ona döndüm. Olmaz mı kızım dediği sırada suyu içmişti ve sandalyeye oturmasına yardım etmiştim. Öyküsü neydi bilmiyorum ama yüreği kor alevlerle yanmıştı. Ölüm ve birini kaybetmek onu bu denli üzmüştü. Hayat çok garip. Senin annen küçük yaşta vefat etti. Benim de kızım Lüsemi'den 17 yaşında vefat etti. Eğer yaşasaydı tıpkı senin yaşlarında olacak. Ansızın kollarımla ona sarıldım. Onun için çok üzgündüm. Bu durumda ne söylenir hiç bilmiyordum. Sadece onu derin hüzünle dinlemeye devam ettim. Biliyor musun, seni bu yüzden çok seviyorum. Benim Nisam da senin gibi dik duruşlu ve kararlı bir kızdı. Her haksızlık karşısında sert bir duruşu vardı. Ardından eliyle yanağımı avucun içine aldı. Ne isterse yapardı dedi ve ekledi. Hep kafasına eseni yapardı. Kimseye tahammül yoktu. Gerçekten çok üzgünüm Aynur teyze. Sırf onun o acı dolu günlerini unutmak için kendimi bugünden beri temizliğe verdim. Mesleğim gastronomiydi. Güzel de bir yerde çalışıyordum fakat daha fazla dayanamadım ve kendi şehrime döndüm. Eşimle bu süre içerisinde ayrıldık. Buraya taşındığımda iş bulamadım. Atalay oğlum en zor zamanında hep bana destek oldu. Her zaman yanımda oldu. Söylediklerinin son kısmına ne denli umursamasam da Aynur teyze bunu görmüş olmalı ki gülümsedi. Atalay öyle vefalı bir insan ki... Düzgün aksanı ve yaptığı yemeklerden dolayı Aynur teyzenin aşçı olduğunu anlamıştım. Evet ben hariç herkese karşı iyi bir insanmış. O yanını bir ben görmedim. Tüm acılarımı unutmak için kendini sürekli işe vermişti ve hiç oturup dinlenmek dahi istemiyordu. Çünkü düşünceleri onun için acı gerçeklerle doluydu. O çok kötü bir insan değil aksine içi çok yumuşaktır. Vefalı ve merhametli bir insandır Atalay. Benim aksime konuşmuştu. Başımı olumsuz anlamda salladım. Aynur teyze. Bu özelliklerin hiçbirini görme fırsatım olmadı henüz dediğim sırada gülümsemiştim. Her zaman senden yanayım. İstersen şimdi çıkıp gezebilirsin. Bunu kimseye söylemem. Aynur teyzenin söylediği şeye tüm içtenliğimle baktım. Ama onun da başını derde sokmak istemem. Benim aklımda bir fikir var aslında dediği şeye merakla baktım. Birlikte gidersek bir şey demez sanırım. Söylediklerimle Aynur teyze gülümsedi. Ben dışarıda gezmeyi pek sevmem. Kolumu omzuma koydum. Beni de kırmazsın değil mi? Tek gözümü kırptığım an gülümsemesi yüzüne yayıldı. O halde iş bana düştü diyerek elini aldığı telefonla Atalay'ı çevirdi. Kısa bir süre içinde açıldı. Karşı taraftan gelen sesi duymuyordu. Atalay oğlum biz düşündük. Durdu ve bana bak. Liva dışarı tek başına çıkmıyor ya. Ardından devam etti. Birlikte çıkma kararı aldık. Tıpkı onu onaylayan bir bakış attım. Karşı tarafı dinlemiyordu fakat yüz mimiklerinden sanki bir şeyler sesiyordu. Kısa bir konuşmanın ardından Aynur teyze Atalay'ı onaylayıp telefonu kapattı. Meraklı gözlerle Aynur teyzeye döndü. Birlikte gezebilirmişiz ama durdu ve telefonu cebine koyup devam etti. Sadece bir saatimiz varmış.
Bana nedenini anlattığı için bu kez onun sözünü tutacağım sanırım. Mahcup şekilde bana bakınca yüzümü üzgün bir şekilde dönüştürdü. Sadece bir saat mi? Dediğim an Aynur teyze başıyla onayladı. İki saat olsa nereden bilecek ki dedim sırıtarak. Olmaz, söz verdim dediğinde onu zorda bırakmam adına ses çıkarmadım. Vaktimiz dar olduğu için seri hareketlerle tüm masayı kaldırmış, makineye atmış, zaten düzgün olan evin üzerinden bir de geçmiştik. Vakit konusunda Aynur teyzeyi oyalayabilirdim aslında. Ama söz verdiği için Atalay'ın sözünden çıkmak istemiyordu. Sanırım ona çok değer veriyordu. Aynı şekilde Atalay da ona güveniyordu ki sabahtan beri ne kadar dil döksem de dışarı çıkmamı istememişti. Belki zamanı değil diye bu şekilde davranıyordu. Belki de güvenmiyordu. Şaibeler içinde uçsuz bucaksız bir labirentte kalmış gibiydim. İlk durağımız neresi olsun? Aynur teyzenin sözleriyle dalgın bakışlarımla yoldan ayrıldı. Ben daha önce hiç bu şehre gelmedim diye yeniledim. Hasan Paşa'nınla gidelim. Tarihin çok eşsiz dokuları var orada. Tarihe ilgin varsa bir gezip görürüz. Söylediği yeri konuma yazdım ve araca sabitleyip çalıştırdım. Son gaz devam ederken ardından bir müzik açıp yol boyunca Aynur teyzeyle sohbet ettim. Sanırım Escobar'ımı da çok özlemiştim. Günlerdir ondan uzak kalmıştım. Burada her toprağın kıymeti çok değerli. Onca şehit, vatan ve bayrak. Hepsi bir parçamız. Ufkun gölgesinde bir arşa yükseliş bu. Korkma diye başlayan istekler marşımızın ardından yol boyunca ilerlerken her bozkır bana daha derin hissettiriyordu vatan aşkını. Hüzün yoktu, pes etmek yoktu. Surları deviren bir güçtü bu. Bir çırpınışın galibe değen yükselişiydi bu. Tanımak lazım, bilmek lazım dediğim an Aynur teyzenin bakışları beni buldu. Ne güzel konuştun. Kesinlikle her söylediğine sonuna kadar katılıyorum. Gözleri yeniden beni buldu. Bayrak inmesin, vatan bölünmesin diye, biz rahat uyuyalım diye şehit olan onca Mehmet'imiz. Her gencin bu toprakları Çanakkale'yi ziyaret etmesi gerekir. Unutmasınlar vatanın nasıl kazanıldığını. İçimden gelenleri aktarmaya devam ederken milli duygularımın son derece yükseldiğini hissettim. Aynur teyze ise hayranlıkla gözlerini bana sabitledi. Geldiğimizi fark edince yavaş hareketlerle etrafa kısa bir göz gezdirdim. Uzun çorak vadiden ortasında yeşile hasret kalmış topraklarda tarihi yapı görünce ilk bakışta etkilenmiştim. Aracı park edip yavaş inerken bir yandan da Aynur teyzeyi takip ediyordum. Bir yolculuğa çıkmıştım fakat içimde istemsiz bir korku oluşmuştu. Sanki başıma bir şey gelecekmiş gibi hissetmem normal miydi? Bu yabancı yerde beni kaygıya sürükleyen duyguyu bastırmaya çalıştım. Nemli kaldırımlarda yürüyerek geldiğimiz bu tarihi yerin önce dışarısını seyrettik. Son derece tonozları geniş, adeta mimari harikası duran bu yeri görmek içimi ısıtmıştı. Tarihin tozlu mekanlarını severdim. İçerisinde barındırdığı onca his ve yaşanmışlık geçmişin izlerini taşıyordu. Bu sur ve taşların üzerinden geçen insanlar bu dünyaya veda etmişti. Belki aynı taşa yüzyıllar önce başkaları da dokunmuştu. Ruhumu bu denli sıcak karşılıyordu arkeoloji. Çünkü anlamı beni anılara ve yaşanmışlıklara götürüyordu. Aynur teyzeyle biraz dolandıktan sonra huzursuz olmuştu, bana seslendi. Geri dönsek mi? Aynur teyzenin çoktan bir saate açtığımızı da fark etmesi üzerine Hasan Paşa Hanı'nı incelememizi yarım bırakıp gitmemiz konusunda ısrar edince istemsizce ona döndüm. Bir şey mi oldu? Yok, derin bir nefes aldı. Saatimizi doldurduk diyerek gülümsedi. Bu kadar acele etmesine anlam veremesem de Atalay'ı benden daha iyi tanıyordu ve belki de bu yüzden bu kadar telaşlıydı. Onu buralara kadar getirip başına iş açmak istemediğim için yavaş hareketlerle onu onaylayıp dışarı çıkıp araca doğru hareketlendik. Ama daha yeni gelmiştik diye mırıldanmaya devam ediyordum. Bir yerlerde oturup bir şeyler içebiliriz aslında. Biliyorum ama Atalay oğluma verdiğim sözü tutmalıyım. Mahcup şekilde bana döndü. Yoksa seninle istediğin kadar gezebilirdik. Seni bizim köye götürürdüm, orada senin ilgini çekebilecek çok şey var. Öyle mi? Mutlaka oraya da gidelim bir gün. Elime aldığım anahtar ile aracın kapısını açtım. Elbette. Tamam, madem kıramıyorsun Atalı'ya gidelim o halde. Bana kalsa kırılmasını dahi önemsemeyeceğim diyerek aracın ışıklarını yaktığımda herkesin bakışları sürekli üzerimde geziniyordu. Sanırım buraya yabancı olduğumu anladılar dedim fısıltı halinde. Evet, çok belli oluyor diyerek gülmeye başlamıştı Aynur teyze. Sen burada mı doğdun Aynur teyze? Bakışlarım ona döndüğü sırada duyduğumuz sesiyle birbirimize baktık. Aynur! İkimiz de sesin geldiği tarafa bakınca seni buraya hangi rüzgar attı? Üzerimize gelmeye devam eden orta boylarda hafif kilolu kadın bir yandan da beni incelemeye devam ediyordu.
ağır aksanı ve geleneksel kıyafetiyle yanımıza ulaştığı sırada tuhaf bakışları üzerimizde gezinmeye devam etti. Ne zaman geldi? Bakışları Aynur teyzeye döndü. Evet, uzun süredir buralardaydım Nermin. Bakışlarından anladığım kadarıyla Aynur teyzenin pek hoşlanmadığını düşünüyordum. Haber de vermiyorsun, dediği sırada Aynur teyze ses etmedi. Acelemiz var Nermin, sonra konuşuruz. Onu hızlıca geçiştirerek aracı ilerlediği sırada onun da tıpkı benim gibi herkesten kaçtığını fark etmem uzun sürmedi. Hadi gidelim Liva, gereksiz insanlar. Hep laf kalabalığı. En zor günümde bir tanesini görmedim. Eşimden ayrıldığımı duyunca sırf ne yaptığımı görmek için etrafımda dolanıyorlar. Saydırmaya devam edince ilk kez Aynur teyzenin bu denli sinirli olduğunu gördüm. İstersen seni eve bırakayım, ben de Atal'ın yanına geçerim. Bu sırada saati doldurduğumuz için suçu üstlenmiş olurum. Hızlı bir şekilde Aynur teyze başını olumsuz anlamda salladı. Hayır, olmaz öyle şey. Geldiğimiz yol biraz topraklı ve taş parçalarından oluştuğu için gecikmeli gelmiştik. Yaklaşık 1,5 saat olmuştu. Başımı olumsuz anlamda salladığım için itiraz istemeyen ses tonuyla konuştum. Ben şimdi gideceğim ve 1 saatimizin dolduğunu, seni eve bıraktığımı söyleyeceğim. Ardından da belki biraz dolaşabilirim, sinsice gülümsedim. Aynur teyzenin bakışları tekrar beni buldu. Hayır, ama bu doğru değil. Etik bir insandı. Cebinde duran telefonu titremeye başladığında gözlerim kocaman açıldı. Kim? Merakla ona baktım. Sence? Gülümsedi. Aç bakalım ne isteyecek yine Atalay Karahan. Pür dikkat onu seyrederken cebinden çıkardığı telefonunu kulağına götürdü. Efendim Atalay. Kısa bir süre karşı tarafı dinledikten sonra konuştu. Aynen, Liva da şimdi yola çıktı ve dönecek. Vedalaşıp telefonu kapattılar. Gözlerim boş halde etrafı incelerken ona döndüm. Dışarıda biraz gezebilmek için bu yalana ihtiyacım vardı dedim gülümseyerek. Teşekkür ederim. Aynur teyze bıkkın bir şekilde nefesini verdi. Lütfen gecikmeden eve dön. Kaygılı bir şekilde konuşunca ona söylediği yere götürdüm ve evine bıraktım. Benim için bu denli endişeli olmaları beni sürekli zan altında bırakıyordu. Başıma ne gelebilirdi ki? Abarttıklarını düşünerek uzun bozkır toprakların içerisinde aracımı baştan aşağı toz duman bir şekilde hız yaparak ilerledim. Bu sırada çalan müziğe eşlik ederek kolumu da camın dışına çıkardım. Bir yandan rüzgar aracımın içine doluyor, bir yandan da yabancısı olduğum çevreyi inceliyordum. Hava kararmak üzereydi. Burada hava çok erken kararıyordu. Sanırım buna alışmam uzun zaman alacak. Aracın hızı 120'ye çıktığı an etrafta çoğalan ışıklarla birlikte hızlıca frene yüklendim. Ben daha ne olduğunu anlamadan yolun ortasında 2 çift kabin araç durmuştu. Etrafında silahlı adamlarla karşılaştım. Aracın ani freniyle sarsılınca ben daha ne olduğunu anlamadan derin nefes alıp verdim. O an yüzüme hücum eden korkuyla ne yapacağımı bilemez bir halde etrafı incelemeye başladım. Ellerim ise sert şekilde tuttuğum direksiyonu daha da sıktı. Başımı ani frenin etkisiyle direksiyonun sağ tarafına çarpmıştım. Korkuyla endişe arasında gidip geliyordum. Yollar bozkır olmasından dolayı tenha ve tekin görünmüyordu. Etrafta birilerini aradım fakat kimse yoktu. Tekrar başımı kaldırıp dışarı bakacakken bir çift göz tam karşımda dikilmiş, aldığım nefesi içimde tutmama neden olmuştu. Aşağı in. Bir keleş ön taraftan bana doğru tutulduğu sırada yavaşça cebimden telefonunu almak üzere uzanacakken şoför koltuğunun bulunduğu kapı sert bir şekilde açıldı. Ani sarsılmanın etkisiyle vücudumu toparlayamıyordum. Silahlar üzerime çevrildiği an kalbim yerinden çıkacak gibi şiddetliydi. Elimde tuttuğum telefon ile Atalay'ı arayacakken bir anda yüzündeki siyah maskeli adam koyu kalın kaşlar altında gözlerime baktı. Bu bakışlar içimi titretti. İlk kez ölümle bu kadar karşı karşıya gelmiştim. Telefonunu bırak ulan aşağı in. Bir an zeminde yankılandı gök gürültüsü. Tüm şimşekler etrafımda yankılanırken bedenimi sakinleştirmeye devam ettim. Birçok kez silahlı kavgaların içine düşmüştüm. Hayatımı prenses gibi değil gerçeklerin uğultusuyla yaşamıştım. Amcam yaşadığım hayatım boyunca bana her türlü silahı öğretmişti. Bir şey eksikti. Hiç çatışmanın ortasında olmamıştım. Korkum daha da artmaya devam ederken nabzım aşırı yükselmişti. Elim ayağım birbirine dolanmıştı. Tamam ineceğim. Elimi yukarı kaldırıp yavaşça aşağı doğru indim. Silahı çek diye ekledim. Kim olduklarını bilmiyordum. Sadece düşündüğüm kadarıyla terör saldırısının ortasına kalmıştım. Ensemden aşağı ter dökülürken alnımdan bir sızı gözümden aşağı kaydı. Direksiyona çarpan alnımın sağ tarafından kan süzülüyordu. Karşımda silahlı 3 kişi duruyor, çift kabin araçlarının yanında ise 5 kişi vardı. Hepsinin elinde duran büyük ağır silahlar karşısına ne tepki vereceğimi bilemedim. Kısa bir süre bakışlarım etrafta dolanırken aklımda sürekli bir soru dolanıp duruyordu. Beni öldürecekler miydi? Hayatımın en çaresiz anını hissettim.
Hepsinde çabalamış, bir şekilde kurtulmuştum. Ama bu çok fazlaydı. Bu durumda ne yapılırdı ki? Asker nerede? Ağır şiveyle söylediği şeyin içerisinde yavaşça alıyordum kelimeleri. Askerlerin yerini bize söyleyeceksin şırfım da. Bana ettiği hakaretleri dahi anımsayamadan titreyen sesimle gözlerin içine baktı. Ne asker? Ellerim yavaştan titremeye başlamıştı. Asker falan tanımıyorum ben. Asker dedim olan, şu Atalay mıdır nedir bize o teminin yerini söyle. Sinsice sırıttı. Sesi daha gür çıkmaya başlayınca kimden bahsettiğini dahi anlamıyordum. Ta ki ismini söyleyene kadar. Çaresizliğin içinde bedenimi yansıyan korku içimi titretti. Kimden bahsettiğini bilmiyorum. O sırada kalın kaşların altında siyah gözleri tekrar beni buldu. Korkutucu ve ölümcül görünmüştü gözüme. Karşımdaki adamın tuttuğu silah daha çok korkmama neden olmuştu. Arka taraftan bir diğer genç adam ise aynı kıyafetlerle yanımıza doğru yürüdü. Bakışları korkutucuydu fakat bir mesaj vardı listelerinde. Haleleri donuk şekilde gözlerime sabitlendi. Siyahların içindeki adam elindeki ağır silahı ansızın bitişime getirip alnıma dayadı. Ne biliyorsun her şeyi anlat, oyalama ulan bizi. Sesi gür ve şiddetli çıkmıştı ki bir adım geriye kaydım fakat araçtan dolayı daha fazla geriye gidemedim. Bir şey bilmiyorum, rahat bırakın beni. Kazağımın kenarıyla alnımı sildim. Dediğiniz kişiyi tanımıyorum. Adam şüpheyle gözlerime bakmaya devam edince yüzlerini tasvir edemiyordum. Siyah maskeleri vardı ve önlerinde mermiler diziliydi. Yüzlerinde öyle öfkeli bir hal vardı ki tüm mermileri üzerime boşaltacak kadar nefret içeriyordu. Nefesim gittikçe kesik çıkıyordu. Adam eline aldığı siyah telsizi kulağına getirdi. Ahmet, bu kız komutanı tanımıyor lan. Sen nereden alıyorsun bu ihbarları? Ağzından gevelediği ağır aksanıyla konuştu. Bahsettikleri komutanı tanıyordum. Sesimi dahi çıkarmadan masum kılığına büründüm. Ardından karşımdaki adam silahın keleş kısmındaki ahşaptan oyulmuş köşesini alnımın kenarına indirdi. Ben daha ne olduğunu anlayamadan geriye doğru sendeledim. Hızla başımı tutmaya başlayınca karşımdaki adam daha çok sinirleniyordu. Daha fazla dayanamadım ve kafamı kaldırıp adamın yüzüne sert bir şekilde tükürdüm. Yaralı olan alnıma indirdiği silahın acısıyla gözlerim yaşardı. Çığlık atmak istiyordum. Herkes şaşkın şekilde onları incelerken adam adeta alev saçan gözleriyle silahı yeniden alnıma dayadı. Bu kez kararı net ve ölümcül. Sen şimdi öldün şırfıntı. Silahın namlusu tam karşımda dururken adeta deliye dönmüş gibi karşısına dikildim. Şeref yoksun herif. Ben de bu toprakların çocuğuyum. Benim vatanım burası. Adeta ölüm de olsa nefretini ve öfkesini içe saydım. Beni mi öldüreceksiniz? Suçum ne lan benim? Karşısına meydan okucusuna öfkeyle bağırınca yanındakiler de sinirlenmeye başlamıştı. Beklemedikleri bu tavrım karşısında hepsi şaşkınlıkla bana döndü. Adeta delirmiş gibiydim. Öfkenin getirebileceği son sınırımı zorluyordum. Seni ben öldürmez miyim ulan? Silah bana daha çok yaklaşıyor, korkmam gereken yerde adeta dik durmayı eğilmiştim. Kafamda hissettiğim sıvı ile elimi alnımın kenarına koydum. Az önceki darbeden dolayı başımdan yeniden kan akıyordu. Kan kokusu bu denli yakından burnuma değince öfkeyle soludum. İstersen öldür. Adeta hepsinin gözüne perde bürümüş şekilde bizi izliyordu. Ne de olsa bir ölürüz bin diriliriz. Adeta aykırmak istediklerimi yüzüne vuruyordum. Tam ağzının ortasına yumruk indirmek istesem de buna gücüm yetmezdi. Daha fazla dayanamadı, tam üzerime atılacağı sırada yanındaki koyu kaşları. Gür kirpiklerin arasından bizi seyreden genç adam konuşmaya başladı. Dur ağam, bunu öldürünce elimize bir şey geçmeyecek. Sesi gittikçe bana uyarı verir tonumdaydı. Tanımıyorum diyor. Karşısındaki kalın kaşlı adam konuşmaya devam edeceği sırada diğer iki kişi konuşmaya başladı. Doğru söyler ağam. Bekledi. Bir diğeri bu kez söz atıldı. Onu öldürünce elimize bir şey geçmez. Varsın gitsin yoluna. Etrafındaki adamlar iğrenircesine yüzüme bakıyordu. Sinirlenmemek için sessizce bekledim. Ya beni öldürecekler ya da bir çukur atacaklardı. O halde ne yapsak buna? En öndeki adam yarım Türkçesiyle konuştu. Bilmem ağam. İşimize de yaramaz. Kalın kaşlı adam başından atmaya çalışıyordu beni. Daha çok onları oyalamaya devam eder gibiydi. Yoksa karşımdaki kararlı adam beni burada parçalara bürecekti. Çok da güzel kız, yazık olmasın sonra. Konuyu geçiştirmeye çalışan siyah gözlü adam ağır aksanıyla konuşmaya devam ederken başımdan sızan kanı sildi. Başımı kaldırdığım sırada etrafta kopan şiddetli gürültüyle istemsizce kendimi korumaya aldım. Bir anda ne olduğunu anlayamadan dizlerimi kırdım. Korkuyla titreyen bedenim aracın yanına çömelmiş şekilde dururken etrafta adeta savaş alanı gibi silah sesleri duyuldu. Vurulup vurulmadığıma bakarken kafamı yaralayan adam korkuyla ne yapacağımı bilmez halde karşımda debelenmeye başlayıp çift kabinin kasasına fırladı. Diğer kalın kaşlı adam ise hızla yere çömeldi. Yavaş adımlarla yanıma doğru sürülmeye devam ederken
Etraf adeta savaş meydana dönmüştü. Her yerde mermiler uçuyordu. Silah seslerinden dolayı kulaklarımı kapatmak zorunda kalıyordum. Sesler bomba düşmüş gibi şiddetlenirken ellerimi kulaklarıma daha sıkıca kapattım. Yüzünde maskesiyle yanıma doğru gizlenen adam sessizce mırıldandı. Helal sana Türk kadını. Biz bir ölürüz bindiriliriz. Öfkeyle birlikte gözlerim kocaman şekilde açılmış, korkunun ezeli tonları bedenimde silinmişti. İyi de bu kimdi? Bu anlamlı bakışların, uyarı dolu sözlerin arkasındaki bu yabancı adam kesinlikle hayatımı kurtarmıştı. Ben daha bir şey söylemeden ansızın mermilerin arasından hızla uzaklaşıp patronların olduğu araca doğru ilerledim. Mermiler onu teğet mi geçiyordu yoksa bilerek mi geçiyordu? Yüzüme inen şaşkınlıkla birlikte hızla araçlarını alıp son gaz buradan uzaklaştırdılar. İki it ise yerde gebermişti. Toplamda 6 kişiydiler. İkisi yere düşünce 4'ü kalmıştı. İlk kez ölü bedenlerle bu kadar yakına gelmiştim. Nefesim hızlanmıştı. Hayatta kalmıştım. Liva! Yanıma koşan bu yapılı bedeni tanımamak elbette mümkün değil. Çok şükür. Çok şükür. Bu olayın şokunu yaşamaya devam ederken Atalay hızla başımı kolların arasına almıştı. Atalay beni göğsüne alıp adeta kalkan gibi bedenimi sarmıştı. Sanırım olayın şoku üzerinden tekrar bir şok dalgası yaşıyordu. Ellerim titrek şekilde kollarımı ona doladı. İstemsizce verdiğim bu tepki, kollarımın Atalay'ın boynunda birleşmesiyle son bulmuştu. Belki ağlarsam iyi gelir. Hislerimi acıyla kavrarken hiçbir tepki veremedim. Olayın şoku üzerine silmeye devam ederken titrek gözlerimi yavaşça yukarı doğru çevirdim. Korku insanın belleğine kazındırdığı bir deneyimdi. Bilinçaltımız korkuyu, doğruyu ve yanlışı bilmez. Biz ona neyi empoze edersek adeta onları kendine bir hak bilip gerçekleştirmek için elinden geleni yapar. Bunların filmlerde olduğunu düşünürdüm ta ki namlu anlama gelene kadar. Liva iyi misin? Tedirgin ve endişeli sesi kulaklarımı doldurduğu an bakışlarımı ona çevirdim. Ve ben iyiyim. Sesim neden titredi ki? Yavaş hareketlerle geriye doğru yaslanırken elimi çeneme koydu. Başımı yavaş yukarı kaldırdım. Alnımın kenarından akan kanı fark edince ağzından küfretmeye başladı. İyi değiliz. İyiyim dedim ya. Gittikçe ağlamakla çıkan ses tonumu bastırmaya çalıştım. Elimi tut diyebildim. Sanırım şok anını atlatmıştım. Elimi tutmasına o kadar çok ihtiyacım vardı ki. Şşşt sakinleş. Hepsi gitti. Gel buraya. Kafamı göğsüne bastırınca kokusunu içime çektim. Güveni hissettiğim bu kollara kendimi daha çok bastırdım. Komutanım, izlerini sürüyoruz. Fazla uzaklaşmadan hepsini alacağız. As subay rütbesiyle yanımıza yaklaşan askere Atalay konuşmuştu. Hepsini bulup gebert. Sert sesi ortamda yankılanırken askerler yanımıza ulaşmıştı. Leşlerini parçalayana kadar belalarını verin. Atalay delirmiş gibi bağırıyordu. Ambulans çağıralım mı komutanım? Diğer asker konuşmaya başlayınca Atalay tekrar yarıma baktı. Yavaş hareketlerle ne kadar derin olup olmadığını incelerken askere döndü. Gerek yok, çok derin değil. Ardından üzerimden çekilince onun yardımıyla yavaş hareketlerle yerden kalkmaya çalıştım. Başarılı olamayınca kuluyla belimden tutup kalkmama yardımcı oldu. Birliği toplayın. Siz teröristlerin peşinden gidin. Hangi deliğe girerlerse girsinler hepsini yok edeceksiniz. Bu esnada gürleyen sesiyle birlikte askerler zırhlı araçları atlayıp yanımızdan uzaklaştılar. Tüm askerler onların peşinden giderken Atalay'la yalnız kalmıştım. Bana o kadar çok gitmemem konusunda ısrar etmesinin sebebi buydu. Sürekli buralarda kendimi koruyamayacağımı söylerken bahsettiği şeyin nedenle ciddi olduğunu anlayamamışım. Evden çıkmamamı istemişti çünkü Atalay ile birlikte görünmüştüm. Korkunun bu denli zerresini kemiklerimde acı çekerek yaşadım. İlk kez ölümle burun buruna kalmış, acıyı ruhuma kadar hissetmiştim. Liva buraya gel. Düşüncelerim arasında boğuşurken aracın arka tarafına ne ara geçtiğimi hatırlayamadım. Sanırım şok etkisi devam ediyordu. Sert ve yapılı elleri kolumdan tutup ön koltuğunun arka tarafına oturmamı sağlarken gözlerimi ona sabitledim. Ya bir daha gelirlerse ellerim titriyordu. Öyle bir fırsatları olmayacak, birazdan hepsi geberecek. Kendinden emin duruşuyla karşıma dikildi. Aracın şoför koltuğuna ilerleyip hızla aracı çalıştırdı. Koltuğu kendine ayarlamak için biraz geri çekip son sürat gaza yüklendi. Uzun bacakları direksiyona değiyordu. Aracı sürekli ben kullandığım için koltuğu kendime göre ayarlamıştım. Onun uzun boyuna kısa gelince koltuğu ayarlama gereksinimde bulundu. Eline aldığı suyu bana uzattı. Al biraz iç, iyi gelir. Ardından direksiyonu daha sıkıca tutunca gözlerine baktı. Acıyor mu fazla? Alnımı kastettiğini fark edince başımı olumsuz şekilde salladı. Acıya dayanabilirim. Uzattığı suyu elime alırken tek söz söylemedi. Bana söylediği onca şeyde haklı çıkmasını susarak karşıladı. Esip gürlemesi gerekirdi. Bir fırtına gibi yakıp dökmesi gerekirken sadece sustu. Bana bu deneyimi kendim yaşamamam için her gün uyarı yapmıştım. Ama ben yine dik kafamın üzerine gitmiştim.
bir adam yüzünden defalarca acı çeksem de bundan kurtulamamıştım. Riva, kendine gel artık. Şoktan çıkmamı bekliyor gibi gözlerini bana dikti. Güvendesin, yanımdasın. Ben iyiyim diyebildim. Ardından tekrar suyu diklendim. Daha kötü olabilirdim ama sen yanım sözümü tamamlamadan. Biliyorum korkuyorsun ama kendini toparlaman lazım. Üzerine korkunu silmemesi adına elinden geleni yapıyordu. Yoksa kendini kaybedersin. Söyledikleri ne demek istediğini anlamamıştım. Korkmadım. Ters bir şekilde gözlerime baktı. Korkuya izin verme. Üzerine sinerse bu korku koparılması daha güç olur. Öğütle karışık söylediği şeyi tam olarak anlamamıştım. Yani teslim olma korkularına. Bu denli duygularını derin hisseden biri olarak üzerime korkunun silmesinden tereddüt ediyordu. Haklılık payını bilmiyordu. Ben korkmadım ki diyebildim sesimin çıktığı kadarıyla. Sadece şaşkınım. Elimde değildi, ağlamak istiyordum, ağlayamıyordum. Bağırmak istiyordum, yapamıyordum. Ne yapacağımı düşünürken uzun parmaklarını çeneme attı. Gel buraya. Söylediği şeyi anlamasam da ansızın bu kadar yakınlaşmamızın nedenini merak içinde alnımdaki yaraya baktı. Çok kötü görünüyor. Hastaneye gidelim mi? Gerçi sen daha iyi anlarsın dediği an alnımdaki yarayı daha yeni hatırlayabildim. Onun tenime dokunuşuyla titreyen bedenimi geri çektim. Hızla yere uzanıp telefonumu elime alıp arkasındaki elma logosunun üzerinden yarama baktım. Çok kötü görünmüyordu. Bir müdahaleye de gerek yoktu. Sadece bir tendür diyet ile kapanır diyebildim. Bu sırada Atalay'ın gözleri kocaman açıldı. Neden böyle bir tepki verdiğini anlayamadım. Şimdi senin ağlayıp sızlaman gerekmiyor muydu? Araç bir eczanenin önünde durduğu an yüzüme baktı. Neden bu kadar normal davranmaya kendini zorluyorsun? Ben ise ne diyeceğimi bilemez halde ilk karşılaşmamızdaki iki damla döktüğüm gözyaşlarını hatırladım. Sanırım sürekli ağlayan, sızlayan bir kız olduğumu düşünmüştüm. Ben yalnızca duygularımın zedelenmesi durumunda ağlarım diyerek hafifçe iç geçirdim. Sürekli ağlamam yani. Atala ise bana cevap vermeden acele şekilde araçtan inip eczaneye gidip bir şeyler almış. Ardından ben telefonda gezinirken araca binmiş. Elindeki poşeti bana uzatmıştı. Pansumanı kendin yapabilir misin? Ben mi yapayım? Bana bu denli sakin davranmasına alışık değil. Şimdi bana sayıp dökmesi gerekiyordu çünkü. Onun sözünü dinlemediğim için bunlar başıma gelmişti. Ben hallederim diyerek poşete elime aldığım an gördüğüm şey şaşırmama neden olmuştu. Bana bitter çikolata almış, bir de soğuk kahve. En sevdiğim ikili. Bitter çikolataya karşı bu zaafımı nereden bilmişti? Hızla elime aldığım çikolatayı açıp yemeye başlayınca gözlerini yola dikmişti. Poşetten çıkardığım soğuk kahveyi de dikledi. O yemezdi herhalde böyle şeyleri. Vücudundaki sağlıklı kaslardan anlamıştım bunu. Böyle yemediğine göre durumun düzelmiş görünüyor. Hafiften gülümsedi. Evet, sanırım biraz daha iyiyim. Mırıldandım sayesinde. Pansuman diyerek ikaz edince çikolatayı kenara bırakıp elime aldığım tentüriyot ve sargı beziyle pansumanı yaptıktan sonra beyaz bantlardan alnımın kenarına yapıştırdım. Hızlıca bitirip çöpleri poşete koydum. Eğer kendini iyi hissedersen sorguya geçeceğiz. Sesi gayet sakin çıkıyordu. Başımla onu onayladım. Olur, ben iyiyim diyebildim. Kafamın içinde mermi sesleri zonklamaya devam ediyordu. Onun dışında kendimi iyi hissediyordum. Geldik, inebiliriz. Aracı durdurup kenara park etti. Bu sırada çikolatamla vedalaşıp onunla birlikte yavaşça araçtan indim. Bir anda hafiften gözlerim kararmış gibi hissettim. Sanırım bu çok fazla korkuya ve heyecana maruz kalmamdan dolayıydı. Bunu Atalay fark etmiş olacak ki kolunu belime doladı. Gözlerim kocaman açılırken Atalay yüzüme baktı. Düşmeni istemem dediğinde ona tek kaşımı kaldırıp cevap verdim. Düşersem kaldırırsın. Başını bıkkın bir şekilde savurdu. Ben seninle şu Laz inadınla ne yapacağım? Söylemeye devam ederken onu umursamadım çünkü kolu benimdeydi. Nabzım artık kendini aşmış, heyecanla dokunuyordu ruhuma. Karakolun içine girdiğimiz sırada belimdeki eli çoktan gitmiş, adeta komutan edasına girmişti. Yapılı uzun bedeni ve yandan baktığı an kemiksiz burnu, düzgün yüzü, adeta Helenistik dönem heykellerini anımsatmıştı. Alnına düşen birkaç saç dilini geriye itip önümden yürümeye başlamıştı. Onu böyle seyrederken onun sözlenecek olduğu düşüncesi aklıma geldikçe delirir gibi oluyordum. Bana bundan bahsetmemişti, üstelik ona da sözlenecek gibi davranmamıştım. Esra ile aralarında çözemediğim bir mesafe vardı. Belki de görmek istemediğim şekilde bakıyordum olaya ama kesinlikle Atalay'ın gözleri çok farklı şeyler anlatıyordu. Erdem, gel buraya. Atalay ileride duran askeri yanımıza çağırdı. Asker koşar adım yanımıza gelmişti. Kırık sarı saçlarının ardından onun da uzun boyu vardı. Liva, sana emanet. Onu sorgu odasına götür. Bana onunla gitmemi işaret edince tuhaf şekilde ona bak. Güvendesin burada, az rahat ol. Tabii komutanım. Erdem ismindeki asker yanıma geldiğinde Atalay yanımızdan uzaklaşırken tekrar bana baktı.
Birazdan birlikte olacağız dedi güven vericisine. Başımla onayladım. Başka elimden bir şey gelmiyordu. Kendimi daha iyi hissediyordum. Askerlerin içinde daha rahattım. Bu sırada Erdem askerde gideceğimiz yere doğru adımlarını benden yana kullanıyordu. Sanırım bana ayak uydurma adına biraz yavaş adım atıyordu. Birlikte merdivenlere yöneldiğimizde yavaşça yukarı doğru çıkmaya başladık. İkinci kata çıkacağız, size oraya teslim etmemi söyledi. Başka kimler olacak sorguda meraklı şekilde onu inceledim. Tam olarak ben de bilmiyorum. İkinci kata çıktığımız sırada Erdem'i takip etmeye devam ediyordum. Adımlarım rahat ilerlerken bir sonraki saniyede başıma neler geleceği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ne zaman bir işe bulaşsam elime yüzüme bulaştırıyordu. Karargâhta gördüğüm kadarıyla herkesin çevik ve sportif bir vücudu vardı. Bu işler bana göre değildi. Spor yapmak konusunda çok zorlanıyordum. Burası. Gösterdiği yere baktım. İçerisi çok karanlık olur muydu acaba? Aklıma gelen peş peşe sorular sürekli yankılanıp duruyordu. Karanlık beni içine çektikçe daha da korkuyordum. Erdem askerlerin ne soracağını bilmediğinden öylece beklerken arkadan duyduğum sesle birlikte ansızın omuzumun üstünden kim olduğuna baktım. Burhan. Liva? Uzun koridorda ismimi yüksek sesle söylemiş, bir çırpıda yanıma yaklaşmıştı. Liva sana ne oldu böyle? Sesindeki tüm endişe yüzüme yayılmıştı. Benim için bu denli endişelenmesi biraz garip geliyordu. Sorma Burhan, saldırının ortasında kaldım. Gözlerim etrafta dolanmaya devam ederken Burhan'ın endişesi daha çok arttı. Nasıl saldırının ortasında kaldı? Dudağımı kıvırdım. Sen bilmiyor musun? Burhan şaşkındı. Neyi? Saldırıya uğradığımı. Tuhaf gözleri bedenimde gezindi. Liva kollarını göğsümde birleştirdi. Atalay bunu bile anlatmadı bana. Ne zaman seni sorsam gözüme bir yumruk indirecekmiş gibi bakıyor. Söyledikleriyle gülümsemeye başlayınca kız kardeşini vermek istemeyen abiler gibi davranıyor. Sitem etmeye devam ediyordu. Sen nasılsın, bir şeyin yok değil mi? Sorduğun soruyla başımı olumsuz anlamda salladı. İyiyim ben diyebildim. Bu sırada daha fazla beni yormamak adına gireceğim yere baktım. Sorguya mı geçeceksin? Başımla onayladım. İçerisi çok karanlık olur mu? Tüm masum tutamlarımı kullanmıştım sanırım. Sorunun cevabını beklerken arkamda beliren geniş yapılı bedenle birlikte oraya yöneldim. Burhan işine dön aslanım. Atalay'ın emir verir gibi çıkan ses tonu ortamı doldurunca Burhan söylene söylene ilerledi. Sanırım öfkeli olmakta haklıydı. Geç içeri. Bana biraz daha öfkeyle karışık söylediği şeyle birlikte içeriye gireceğim sırada tüm ışıkları yaktı. Bu Burhan niye sürekli etrafında dolanıyor senin? Gözlerimi devirdim. Şu Burhan'ı rahat mı bıraksan artık? Önden yürüyen bedeniyle omzun üzerinden gözlerini kıstı. Koyu okyanus mavisi harelerde tehlikeli şekilde yüzümü seyretti. Başlarım kızım senin Burhan'ına. Bugün tepemi attırma. Zaten yaralısın. Burhan ile samimi olmamız onu delirtiyordu. Bir tek nedeni dahi yoktu bu konuda. Elinden geldiği kadarıyla ikimizi ayırmaya çalışıyordu. Gel benimle diyerek yanında yürümemi istedi. Şuraya geçeceğiz dediğinde söylediğini yaptım. Bu koridorda birçok oda vardı. Her yeri gri ve siyahlarla çevrilenmişti. Camlar küçük ve dışarıdan gelen uyarıcı almamasından dolayı üzerleri kapalıydı. Bana gösterdiği tarafa geçtim. İçeride dev gibi bir ekran, önünde kocaman bir toplantı masası ve dönmeli sandalyeler vardı. Karşı tarafta duran rastgele bir sandalyeye oturdum. Ardından Atalay karşıma oturduğu sırada içeri iki asker üniforması olan askerler de geldi. Gittikçe heyecanım da aynı şekilde artıyordu. Duygularını genelde bastıran bir kızdım. Bugün yaşadıklarımdan sonra duygularımı daha canlı hissedebiliyordum. Karşımda masanın ortasında Atalay duruyor, yanında ise iki asker oturuyordu. Üzerlerindeki üniformaları inceledim. Rütbeler hakkında çok az bilgim olmasına rağmen iki askerin keskin bakışlarına anlam veremedim. Ortamdaki kısa süren sessizliğin ardından Atalay elinde tuttuğu dosyayı açtı. İçerine kısa bir süre göz gezdirdikten sonra bana döndü. Bu ne Liva? Tek kaşını kaldırıp yüzüme bakmaya devam ederken ufaktan gülümsedim. Elbette bir gün görecekti ama bu şekilde tepkisine karşı kendimi tutamadım. Bu güvenlik soruşturmanın bir açıklaması vardır umarım. Gittikçe ses tonu ciddiyete bürünmüştü. Sicilimin onun elleri arasında olduğunu fark edince derin bir nefes aldım. Neyse bunu seninle sonra görüşeceğiz dedikten sonra yanındaki iki asker soru sormak üzere Atalay komutandan izin istediler. Biz sorularımıza geçelim. Sarı saçlı asker öncelik isteyerek konuya müdahil oldu. Başıyla onayladı. Nereden geliyordunuz, nereye gidecektiniz? Bakışlarım sorunun etkisiyle orta yaşlardaki adama döndü. Atalay kadar yıldız olmasa da onda rütbeli olduğunu anlamıştım. Nereden başlasam diye düşünürken her şeyi birer birer anlattım. Ne eksik ne fazla. Peki yanında kim vardı? Durdum ve onu da cevapladım. Aynur teyze vardı, onu evine bıraktım. Daha sonra ben de eve geçmek için hareketlendim dediğim sırada subay bana çelişkili şekilde baktı. Emin misin? Neyi ima ediyordu hiçbir şey anlamadım. Evet,
benimle kalıyor. Aynur ile birlikte dışarıdaydı. Atalay olaya girdiği an soruların bitmesini bekledi. Öyle mi komutanım? O halde onu iyi tanıyorsunuz diyerek subay birkaç soru daha sorduğu sırada diğer kıdemli as subay konuya girdi. Sana bir şeyler söylediler mi? Neden seni durdurdular? Gözlerimi kocaman açmış, nereden başlayacağımı bilemez şekilde konuştum. Bana komutanın yerini sordular. Ben ne bilmediğimi söyledim. Ve sonra ekledim. Söyledikleri komutanı tanıyorum. Sesim gittikçe ciddi bir hal almıştı. İçimden bir ses ona güvenmememi söylüyordu. Bakışları gittikçe bedenimde daha keskin işaretler bırakıyordu. Sanırım sizi arıyorlar komutanım diyen kıdemli assubay Atalay'a döndü. Atalay tek kelime etmeden öfkeyle yerinden kıpırdandı. Bu sırada assubay çalan telefonunu açmak için izin isteyince konuşmaya başladı. Efendim Ahmet. Ansızın gözlerim kocaman açıldı. Ahmet, verdiğim bilgi yanlış. Bu Ahmet bugün o katil bakışlı adamın söylediği Ahmet miydi yoksa? Neden sorgunun ortasında arasın ki yoksa? Kesinlikle bu askerde bir şeyler vardı. Komutanı tanımadığımı söyledim. Atalay ise benim onunla kaldığımı söylemişti. Tuhaf bakışlarımı tehlikeli çanları çalan adamın üzerinde gezdirdi. O ise tek kelime etmeden bakışlarını yüzümde gezdiriyor. Komutanım sanırım izlerini kaybettirmişler. Subay rütbeli asker Atalay'a doğru konuştu. Bu arada Atalay öfkeyle yerinden kalktı. Şimdi siz çıkın bu olayı hemen aydınlatmanızı, o şerefsizleri bulmanızı istiyorum. Sert ve gür sesi ortamı doldurduğu an iki asker hemen yerinden hareketlendi. Atalay'ın öfkesiyle birlikte askerler sorgu odasından çıkacakken subay son kez yüzüme baktı. Bakışları birçok şey ifade eder gibiydi. Eğer ortada bir kaos varsa tüm oklar Atalay'ı gösteriyordu. Atalay ise ikimizin yalnız olmasını sağlamıştı. Şimdi anlat dinliyorum dediği an gözlerim şaşkınlıkla ona çevirdi. Neyi anlattım ya dediğim an tek kaşı havalandı. Bildiğin her şeyi anlat. Sözümü yarıda kesti. Seni oradan sağ çıkarmazlardı. Ne oldu orada bir bir anlat dediği an onu başımla onayladım. Sanırım aralarında birisi var bizden. Son anda deliye döndürdüğüm o iti beni öldürmeye kalkışınca hemen konuyu değiştirip onları oyaladı. Sanki sizin gelmenizi bekliyor gibiydi diyebildim. Hızlı hızlı konuşurken Atalay'ın yüzü hafiften gülümsedi. Ha bir de bana gitmeden önce yanıma eğilip bir ölür bin dirilir istedi. Bundan kimseye bahsetme bana bile dediği an ne demek istediğini anlamadım. Gizli MİT istihbaratıydı benim adamım dediği an ben de gülümsemiştim. Öyle mi? Ona hayatım borçluydum. O kadar içtenlikle sahip çıkmıştı ki bana bir gün mutlaka ona teşekkür etmeliydim. Bir de şey var. Son anda aklıma gelen şeyi söylemek üzere kafamı kaldırdım. Ahmet. Atalay tuhaf şekilde bana baktı. Ki başımı bilmiyorum şeklinde salladım. Sanırım Ahmet'ten bilgi alıyorlar. Ben inkar etmeye devam edince Ahmet'i arayıp küfür etti. Bu sırada beni öldüreceğini sandığı için bu ayrıntıyı atladı. İsmini ağzından kaçırdı dediğim an Atalay'ın gittikçe yüzü daha şaşkın bir ifade almıştı. Aramızdan birinin bilgi sızdırdığını mı düşünüyorsun? Bakışları beni buldu. Sanırım az önceki subayın konuştuğu kişiyle aynı ismi taşıyor diyebildim. Atalay durduğu yerde dik bir şekilde kollarını göğsünde birleştirdi. Tamam, bu konu burada kalsın, kimseye bir şey anlatma, ilgileneceğim bununla dediği an yerimden kalkacağım sırada dosyamı sert bir şekilde kapatıp yüzüme baktı. Gelelim sana Liva dediği an zaten konunun bana vereceğini bildiğimden hız odadan kaçmaya yeltenmişti. Vermen gereken bir hesabım var. Ben şey kendimi hissetmiyorum diyerek yalandan elim başıma koyduğum an beni bir çırpıda masayla kendi arasına sıkıştırdı. Öyle mi? Tek kaşını kaldırmış benimle alay ediyordu. Ne kadar kötü hissediyorsun mesela? Nefesi bu denli yanıma kadar yaklaşmışken ona tek kelime edememiştim. Kendimi onunla masanın arasına sıkışmış halde bulmuştum. Yani diyebildim biraz. Senin bir çete ve silah kaçakçılığıyla ne alakan olabilir? Ayrıca girdiğin kavgalardan bahsetmiyorum bile. Uyarı dolu bakışları beni baştan aşağı süzdü. Bu denli yakınımdayken ona tek kelime demedim. Nefesi ensemde ilerlerken bunun bir psikolojik baskı olduğunu hissetmiştim. Bu halde ona yalan diyemeyeceğimi bildiğinden üzerime daha çok geliyordu. Ona bu konuyu açıklamak istemiyordum. Elbet bir gün her şeyi öğrenecekti ama sırası değildi. Sicilimden bahsediyorsun sanıyorum. Dediğim an dudağımın kenarını sırdım. O sırada bedeni çok yatırımda olduğundan hareket edemiyordum. Dinliyorum. Sesi uyarı doluydu. O kişi çok uzağımdan biri değildi dediğim an tek kaşını kaldırdı. Amcam diyebildim. Daha sonra ekledim. Bu illetten en çok ben nefret ediyorum. Ama en yakınımdaki insan bu bataklığa düşününce onu öylece bırakamazdım. Kurtulması için her şeyi yaptım diye sözüm bitirdi. Bakışları gittikçe öfkelendi. Ne demek lan her şeyi yaptın? Lütfen bu konuyu kapat dediğimde daha çok sinirlendi. Ben sadece çok hasta olduğu için ve komaya girdiğinde ona yardım etmek istemiştim. Meğer o sırada ekipler tarafından izleniyordu.
Baskın yediklerinde ben de aralarındaydım. Durdu ve bakışları gittikçe daha öfkeli bir hal aldı. Ve sen bu seziyle atanmayı düşünüyorsun dediği an bakışlarım ona kaydı. 3 ay sonra mahkeme var. Orada bir suçumun olmadığı ortaya çıkacak dediğimde gözlerinde tek bir duygu kırıntısı göremedim. Ya sen bana kafayı yedirteceksin? Kızım sen manyak mısın? Senin böyle kişilerin ortamında ne işin var? Ansızın sesi gür çıkmaya devam ederken öfkeli bakışları bana kaydı. Sen kimsin Liva? Sorduğu soruyla gözlerim kocaman açıldı. Sana amcama yardım etmek için yanına gittim diyorum. Bu pisliğe bulaşmadım çok şükür dediğim an inanmayan bakışlarla bana bakınca ona sert çıkışmıştı. Göğüs kafesi üzerinden inip kalkan bedeniyle derin bir nefes alıp verdi. Daha sonra üzerimden çekilip gitmemiz için işaret verdi. Derin bir nefes aldığımı hissettiğim an heyecandan kızaran yüzümü aldırmadı. Geçmişinde ne yaşandı bilmiyorum ama durdu. Yürüyen bedeni omuzun arkasından bana döndü. Kolay şeyler yaşamamışsın. Ardından beklemediğim şekilde gözümden akan yaşı hissettim. Ve sessizce onu duyumsamamı sağlayarak kolumun tersiyle gözümdeki yaşa sildim. Tekrar bir şey söylemek üzere bana döndüğünde beni fark edince hiçbir şey söylemeden yoluma devam ettim. Uzun koridorları aşıp alt kata inmiş, ardından da araca doğru ilerlemiştik. Tam gideceğim sırada beni durdurup kendi aracına gösterdi. Ardından elini uzattı. Anahtar bundan sonra bende kalacak. Söylediği şeyle birlikte onu onayladım. Zaten itiraz edecek bir şeyim de kalmamıştı. Ankara'ya dönene kadar hayatta kullanmama izin vermezdi. Tamam dediğim sırada hafifçe sırıttı. Bakıyorum da itiraz etmiyorsun. Bu Liva'ya alışmak biraz zaman alacak galiba. Espriyle karışık söyleniyordu. O kadar yoğun duygular altındaydım ki her an çığlık atacak gibi duruyordum. Kelimelerin has safhasında ruhumu arıyordum. Edward Munch'un çığlığı eşliğinde köprüden geçen ruhuma acıyla seyrettim. Karanlıkta bekleyen bir ümit kırıntısını yalnızlıktan çekmek üzere ilerliyordum intikale. Hızlı adımlarla aracın ön kapısını açıp koltuğa oturdum. Atalay da zaman kaybetmeden aracı çalıştırdı. Etrafta gittikçe karanlık örtü hakim oluyordu. Gündüz çoktan geceye sahip olmuştu. Hava çoktan kararmış, ben ise bu şehirde kalmıştım. Artık dönmek gittikçe zorlaşıyordu. Çünkü insan alışıyordu. Alıştığım şey hep başıma bela olmuştu. Ansızın aracın içinde duyulan zil sesiyle telefonumu elime aldım. Babam dedim fısıltı halinde. Bu olanlardan bahsetme, endişelenmesin dedi tok sesiyle. Onu onaylayıp telefonu kulağıma getirdim. Efendim baba. Sesim gittikçe yoğunlukla buluşuyordu. Evet iyiyim ben, sen ne yapıyorsun? Kısa bir süre sessizliğin ardından babam konuşmuştu. Babamın söylediği şeyle gözlerim sonuna kadar açıldı. Biz de çok iyiyiz kızım. İstanbul'da işlerimin başından ayrılamadım, yanına gelecektim bu hafta. Babamın söyledikleriyle birlikte gözlerim kocaman açıldı. Yo yo baba, sen hiç zahmet etme. Babam ticaret işiyle ilgileniyordu ve sürekli çok fazla iş oluyordu. Benim Ankara'da olmadığımı bile bilmiyordu. Korkuyla derin bir nefes alıp verdim. Ne zahmeti kızım, en yakın zamanda geleceğiz yanına. Hem kardeşin de özlemiş seni. İmalı konuşmaya devam ederken sertçe ona çıkıştım. Benim kardeşim değil o, beni deli etmeyin. Öfkeyle sesim yükseldiği an Atalay gözümün ucuyla bana baktı. Tek kelime etmeden yola bakıp aracı sürmeye devam etti. Tamam kızım sakin ol dediği an dişlerimi sinirle sıktım. Görüşürüz baba. Karşıdan gelen konuşmayı dahi dinlemeden hızla telefonumu yüzüne kapattım. O sırada çoktan eve geldiğimizi aracın durmasından fark ettim. Atalay inmemi beklerken aracın kapısını yavaşça açıp aşağı indim. Tüm soğuk havayı ciğerlerimin en derinlerine kadar çektim. Nefes almayı özlemiştim. Bu sırada Atalay bakışlarını üzerimden çekmiyordu. Neden sürekli sinirlisin sen? Ortamda soğuk hava esintileri canlanırken onun sorduğu soruyla birlikte yerimde kaldım. Sanırım o da bu halimden şikayetçiydi. Elimde değildi ve insanları yıllardır yaptıklarıyla bedenim artık öfkeyi bastıramıyordu. Her an çabucak sinirlenebiliyordum. Yapmacık insanlardan nefret ediyorum diyebildim. Ne olduğunu dahi sormadan tek kaşını kaldırıp yüzüme baktı. Sevmediğin şeyler için bu üslubumu kullanıyorsun? Tek kaşını kaldırdı. Bu sadece seni yıpratır. Beni yargılamaya devam ederken hakkımda bir şey bilmediğinin farkındaydım. Onunla inatlaşmak yerine susmayı istedim. Bu konuyu konuşmak istemiyorum. Sinirli bir insan değilim dedim yalnızca. Bu sinir bir zaman sonra bedenine zarar vermeye başlayacak. Gözleri etrafta boş boş gezindi. Senin de benden yana bir farkın olmadığını düşünüyorum dediğim an alayla yanağını kıvırdı. Bu en sakin halim. Sinirli ve öfkeli bir insandı. En azından bana karşı böyleydi. Düşüncelerimle savaşırken çoktan evin kapısına varmıştım. Kapıyı açmış, içeriye girmem için başımda beklemiştim. Karnım artık acıkmaya başlamıştı ve yemek için bir şeyler aradığımda Atalay bir anda önüme geçti. Sen geç dinlen, yemekleri ben hazırlayacağım dediğim an ona gülümsedim. Tamam komutanım diyerek alay edince ters bir bakış attı bana.
Söylediği gibi yaparak sırt çantamdan çıkardığım kitabı elime alıp okumaya devam ettim. Atala ise yemek hazırlamak için üst kata çıkıp üzerini değişmiş, ardından Aynur teyzenin yaptığı yemekleri ısıtmak için ocağa koymuştu. Bu sırada çayı da demliyordu. Ben ise en sevdiğim siyah beli açık kazağı giymiş, altına da gri pijamamı geçirmiştim. Bu halime sürekli öfkelense de onun inadına gitmek gibi bir niyetim yoktu. Sadece sevdiğim şeyleri giymek istiyordum. Bu kez yanıma aldığım 3 romanından diğerini okumaya koyuldum. Judith McNaught'ın Kusursuz kitabı. En sevdiğim kitaplardan birisidir. Başrolünde de tıpkı kendime benzettiğim, özdeş olduğum hayatını sürekli iftiraya maruz kalan bir karakteri vardı. Ve kaçırmak zorunda kaldığı masum bir kadın. Aşkları bana hep imkansız gibi gelirdi. Fakat aşkı onlardan öğrendim diyebilirim. Yemek hazır. Gür sesi ortamda yankılanırken bu denli güzel adamın ellerinden yemek yemek içimin karıncalanmasına neden olmuştu. O kadar çok heyecanlanmıştım ki sevgisini falan mı vermesini bekliyordum yemeklere. Yine hayatın çöplüğü içinde toz pembe umutlarım vardı. Hiç kaybetmezdim tutunacağım tek dal onlardı. Bunları ne ara yapmıştı ya? Hayret edip masaya oturduğum sırada Atalay bana döndü. Çok yeteneklidir. Bu konuda çok kötüyüm diyerek kendimi övmeyi sevmediğim için gerçekleri söyledim. Biliyor musun? Kaşlarını kaldırıp hiç şaşırmadım dediği an öfkeyle baktım. Esra'sı ona güzel şeyler yapardı. İyi dedim ona yüzüme asarak. Evlenince daha iyilerini Esra yapar sana dediğim şeyle birlikte bakışlarını yüzüme odakladı. Böyle bir şey beklemiyordu. Çatal elinde durmuş bakışları diklenmişti. Esra ne alaka diye sorarken tek kaşı çatıldı. Sözlün mü demeliydim yoksa? İmalı konuşmaya devam edince yerinden kıpırdandı. Sanırım bu konuyu konuşmak istemiyordu. Her neyse dedi. Sen bu Esra'ya bayağı taktın. Belli belirsiz bakışları etrafta dolandı. Hayırdır? Ne alakası var diye çemkirdim. Sadece sizin iyiliğiniz için söyledim dediğim an kafasını olumsuz anlamda salladı. İyiliğimi düşündüğün kadını sabah yerin dibine soktun dedi beklemediğim bir anda. Sadece gerçekleri duymasını sağladım diyelim dediğimde son lokmasını yedikten sonra tekrar bana döndü. Şu tuhaf doğruların diye düzeltti. Söylediği biraz buna dokunsa da ona döndüm. Tuhaf dediğin doğruların bir sınırı yoktur. Tıpkı bilginin var olması gibi. Bilgi kimdir, kimindir? Hepsi var olanın birer yansıması gibidir. Arkasına yaslanmış şekilde beni pür dikkat dinlemişti. Bu kurama göre de hepsi birer yanılsama yani taklitten ibaret. Bu sırada beni düzeltti. Mimesis kavramından bahsediyorsun dediği an ona döndüm. Evet, aynen o. Bu denli ilgili olup sessiz kalması beni heyecanlandırmıştı. Demek ki aramızda gizli filozof varmış. İşte Eflatun da bunu açıklamak isterken sanırım benim kadar zorlanmadı. Böyle bakınca akıllı bir kıza benziyorsun. Benimle alay etmeye devam ettikçe ona sinirli bir bakış gönderdim. Ama aptalın tekisin. Ne? Ensesini düzeltti. Ama her şey göründüğü gibi olmuyor değil mi Liva? İmalı sözleriyle ne söylemeye çalıştığını anlıyordum. Onunla münakaşa etmeyecektim. Dışarıdan toz pembe bir kıza benzerken tüm güvenlik soruşturmam ellerine geçmişti. Belki bana güvenmiyordu, belki de güvenmek istemeyecekti ama ona karşı asla yalan söylemedim. Bugün sorguda o komutanı tanımadığımı söylemişti. Çünkü yeniden benim üzerimde Atalay'a zarar vermeye kalkışabilirler. Zaten birkaç gün daha kalıp gideceğim buradan. Başına da bela oluyorum sürekli. Kendimden bıkmış şekilde konuşuyordum. Kusura bakma diyebildim. Bu sırada kollarını masada birleştirdi. Bugünkü olayın senden daha çok benimle ilgisi vardı dediği an ona kaşlarımı çattım. Suçlu seçmek için bir nedene ihtiyacım yok. Başıma gelen her olayın bir suçlunun davasından ziyade var olan yazgısının bir sonucu olduğuna inanıyorum dediğim sırada pür dikkat beni inceliyordu. Kendi kararlı ruhumda suçlu bulmak için bir nedenini aramam. Ruhum bu olay için vicdanını seslendirmişti. Vicdan hür bir meseledir. Kendine dert etme diyerek sandalyeden kalkıp ocaktan yanan çayı alıp bardaklara doldurdu. Atala ise tek kelime etmeden beni incelemeye devam etti. Orta yapıyorum. Önümde duran bardağı doldurdum. Bu esnada tatlı bir şeyler de fena olmazdı herhalde. Gri büyük buzdolabına yaklaştım ve içerisine dolandırdım gözlerimi. Sanırım şurada bir çikolatalı pasta gördüm. Elime aldığım kabın içerisine bakınca Aynur teyzemin en sevdiğim pastayı yapmasıyla mutlu olduğumu hissettim. İki tabağa koydum ve diğerini Atalay'ın önüne bıraktım. Gözleri olumsuz şekilde üzerimde gezinmeye devam ederken tatlı istemediğini söyledi. Gecenin bu saatinde tatlı yiyip vücuduna yağ bırakması gibi bir niyeti yoktu anlaşılan. Fazlalıklardan kurtulmak yerine daha çok tatlı tüketen kendimi sevgiyle kucakladım. Pastanın diğer dilimini ağzıma götürdüğüm an dış kapının zilinin çalmasıyla birbirimize baktık. Gecenin bir yarısı kim çalıyordu kapıyı? Atalay hunharca pastayı yediğimi görünce kapıyı açmak için ayaklandı.
Kim olduğuna bakmak için hafiften başımı yukarı doğru kaldırdım. Esra. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.